Arkadaşlar, örgü sepeti kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlere bu motifin nasıl yapıldığını göstereceğim. Böyle iki renkli bir motif ama aralarında bu şekilde bakın. İp yürütmeden yapılan bir model. Yapım gerçekten hani farklı ama aynı zamanda da kolay bir model. Her türlü çeşit desenler çıkartabilirsiniz bu modelle. Şimdi ilmek yapıyorum. Sonra 1 2 3 4 5 zincir çekerek ilk yaptığım zincirin içerisine tığımı batırıyorum ve bir halka oluşturuyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığın başına dolayarak halkanın içerisine ikili trabzan yapıyorum. Yani ipimi iki defa da çekiyorum. Tekraren aynı yere tığımı batıraraktan bir tane daha ikili trabzan yaptım. Zincirle beraber 3 oldu. 2 tane zincir çekiyorum ve yine aynı halkanın içerisine trabzan yapıyorum. 1 2 3 sonra 1 ve 2 zincir çekiyorum. Şimdi ipimi değiştiriyorum. Diğer ipimi aldım. Bunu bu şekilde önce ilmek yapıyorum. Sonrasında şöyle bu ilmeği ilk rengimden şu şekilde tutarak geçiriyorum. Sonra alttaki rengimi bu şekilde çekiyorum ve buraya sabitliyorum. Şimdi mavi renk ipimizle devam edeceğiz. Şöyle tığımıza şöyle ipimizi sarıp bir zincir çektik. Sonra düzeltiyoruz. Tığın başına dolayarak aynı halkanın içerisine trabzan yapıyoruz. Yine ikili trabzan 1 2 ve 3. Sonra 1 2 zincir çekiyoruz. Yine aynı halkanın içerisine 3 tane daha trabzan yapıyoruz. Şimdi 1 2 zincir çekiyoruz ve ilk başladığımız rengimizi şu şekilde kaydırma tekniğiyle birleştiriyoruz. Nar çiçeği rengimizi birleştirmiş olduk, mavi ipimizi. Şimdi bir tane zincir çekiyoruz. Modelimizi ters çeviriyoruz. Biraz önceki iki zincirin içerisine kaydırma tekniğiyle şöyle geçiş yapıyoruz. Ortaya gelmiş olduk. Sonra 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Tığın başına doluyoruz. Ve yine aynı zincirin içerisine trabzan yapıyoruz. Zincirle beraber 3 tane trabzan yapmış olduk. Sonra bir zincir çekiyoruz ve köşeye geliyoruz. Köşeye de yine trabzan yapıyoruz. 1 2 3 sonra 2 zincir çekiyoruz. Burası köşe olacağı için aynı yere 3 tane daha trabzan yapıyoruz. Sonrasında bir zincir çekiyoruz. Tığın başına doluyoruz. Ve birleştirme yaptığımız noktaya, yani diğer köşeye yine 3 tane trabzan yapıyoruz. Bakın, diğer ipimi kesmemiştim. Bunu şu şekilde
İlmeği çekerek düzeltiyorum. Sonra iki tane zincir çekerek şimdi dar rengimize geçiyorum. Bunu da şöyle mavi ipimi tutarak ilmeği mavi ipimden geçiriyorum. Sonrasında bakın arkadaşlar, burası biraz hani farklı gelebilir. Geçirmiş olduğumuz ipin arasından ilmek aldık. Sonra alttan ilmek çıkartarak şu ipimizi yine iki defa da çekmiş olduk. Trabzan şekli vermiş olduk. Şimdi bu ipimiz yine aynı şekilde burada duracak. Kesinlikle yürütmüyoruz. Şimdi aynı yere 3 tane daha trabzan yaptık. Burası diğer köşe. İplerimizi bu şekilde fazlalıkları kesiyoruz. Çünkü daha önce yürütmüştük onları. Sonrasında bize herhangi bir sıkıntı yapmayacaktır. Bir zincir çekerek köşeye geldim ve köşeye de 3 tane trabzan yaptım. Sonra 2 zincir çekiyorum. Köşe olduğu için aynı yere 3 tane daha trabzan yapıyorum. Sonra bir zincir çekiyorum. Bakın buradan sonrası biraz daha dikkat. Şurada birleştirme ipimiz var. Bu ipi böyle hani şöyle biraz daha nar çiçeği rengimize şöyle sağ tarafa doğru bastıraraktan yaptığımızda burada mavi rengimizi göstermemiş oluyoruz, gizlemiş oluyoruz. Ama rastgele başlamış olsaydım o zaman mavi rengim görünecekti. O zaman da hani modelimizin amacı tamamen bozulmuş olurdu. Şimdi iki tane zincir çektikten sonra şöyle diğer rengime, mavi rengime 3 zincirin olduğu yerden kaydırma tekniğiyle şöyle tepeden birleştirmiş oldum. Yani trabzanın tepesinden birleştirmiş oluyorum. Şimdi bakın ipimiz diğer tarafta. Ne yapacağız? Tekrardan geri dönmemiz lazım. Nasıl döneceğiz? Şöyle bakın, bir zincir çekiyoruz. Modelimizi ters çeviriyoruz. Sonra biraz önceki çektiğimiz iki zincirin şöyle ortasından kaydırma tekniğiyle geçmiş oluyoruz. Sonra 3 tane zincir çekerek yine trabzan sayısını tamamlıyoruz. Yani 3 tane trabzan yapmış oluyoruz zincirle beraber. Bir zincir çekerek köşe kenar kısmına geliyoruz. Sonra yine bir zincir çekiyoruz. 3 tane trabzan yaptıktan sonra köşeye geliyoruz. Alttaki şekliyle de bitirebilirsiniz arkadaşlar ama hani benim aldığım modelde bu şekilde iki sıra halinde yapmışlardı. Ben biraz küçük geldiği için büyütmek istedim. Siz bu şekilde yaparak istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Veya da iki sıra olaraktan bitirebilirsiniz. Şimdi köşeyi yaptıktan sonra bir zincir çekiyoruz. Hemen aradaki boşluğa 3 tane trabzan yapıyoruz. Sonra bir zincir çekerek, bakın burası da yine önemli bir yer. Yani alttaki yaptığımız şeklin aynısı ama hani dikkatli olmamız gereken yerlerden biri. Şöyle bakın, hafifçe görünüyor. Onun için de şöyle düzeltiyorum. Mavi ipimi çekiyorum ve gizlemiş oluyorum. Artık ufacık bir görüntü olabilir artık. Ona yapacak bir şey yok. Şöyle elimizden geldiği kadar renkleri birbirine karıştırmamaya dikkat ediyoruz. Sağdaki renk sağın, soldaki renk son, sol tarafın diye devam edecek. Şimdi köşeye geldik. Bakın burası arkadaşlar yine dikkat etmeniz gereken yerlerden biri. Şu geçiş yaptığımız ipin arasından tığımı girdirerek ilmek alıyorum. Sonra tığıma herhangi bir işlem yapmadan boşluğa geçiyorum. Boşluktan böyle ipimi alıyorum. Ve sonra tığımda 3 tane ilmek var. Önce çift, sonra çift olmak üzere bu şekilde alarak trabzan şekli veriyorum. Sonrasında da yine 3 tane trabzan yapmış oldum. Şimdi şu yürüttüğüm ipimi şöyle dibimden kesiyorum ki görünmesin. Sonradan uğraştırmasın beni diye. Sonra bir zincir çekerekten
kenar kısmına geliyorum. Kenarda da yine 3 tane trabzan yaparak köşeye geleceğim. Bir zincir çekerek köşeye geldim. 3 tane trabzan yaptım. 2 tane zincir çektim. Aynı yere 3 tane daha trabzan yapıyorum. Bu şekilde buraya ve buraya, buraya 3 tane trabzan yapacağız. Şimdi şurayı tekrar yine göstermek istiyorum. Bakın şöyle, hangi rengin tarafındaysak ona göre rengimizi o tarafa doğru meyillendireceğiz ipimizi. Bu şekilde sanki ortadan ikiye kesilmiş gibi ve sonradan eklenmiş gibi bir görüntü oluşuyor. Ama halbuki biz ne yapıyoruz? Aynı anda iki tarafta iki rengimizi yürütmüş oluyoruz. Bakın arkası da böyle, ön tarafı da böyle. Sonra bir zincir çekerekten ne yapıyoruz? Artık ipimizi kesiyoruz dilerseniz. Yoksa da bu şekilde geri çeviriyoruz. Altlarda gösterdiğim gibi 3 tane trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekerek araya geliyoruz. Sonra buralara yine diğer işlemlerde yaptığımız gibi köşe ve kenar kısımlarını yapıyoruz. Bakın şuraya yine birleştirme kısmına geldiğimizde şöyle bakın ipimi bu tarafa doğru çekiyorum. Sonra mavi ipimi şöyle trabzan yapıyorum. Şurayı elimden geldiği kadar gizlemeye çalışıyorum. Zaten üzerine trabzan yapınca hemen hemen gizlenmiş oluyor. Sonra bir zincir çekerek, hatta iki zincir çekerek diğer rengimi alıyorum. Onu da şöyle tutuyorum. İlmekten geçiriyorum. Bakın burada ne yapmıştık? Şu ipimizin geçirdiğimiz ipin arasından ilmek aldık. Sonra tığın başına dolamadan köşeye tığımızı batırarak ikili trabzan yapmış oluyorum. Sonrasında yine iki tane daha trabzan, 3 tane trabzan yapmış oldum. Bir zincir çekiyorum ve kenar kısımlarına, yani her boşluğun içerisine 3 tane trabzan yapıyorum. Kesinlikle trabzanların tepesine yapmıyorum. Aynı işlemi buraya kadar tekrar ediyorum. Ve köşeye geldiğimizde yine bakın hangi renkteysek o rengi meyillendirerek yine 3 tane trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum ve diğer rengin başladığım yere bu şekilde kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. Bir zincir çekerek ipimi kesiyorum. Bu iplerimi şöyle yine kesiyorum. Diğer taraftaki ipimi şöyle arkadaşlar araya gizleyerek bu kirli görüntüden kurtulabiliriz. Şöyle diğer rengimizde ip hangi taraftaysa, hangi renkteyse o rengin arasına sıkıştırıyoruz iplerimizi. Ve bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten çok güzel, çok farklı bir model. Aslında yapımı gayet kolay. Sadece kenar ve geçiş kısımlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Daha önce böyle bir renk yine yapmıştım aynı renklerde. Bakın isterseniz bu modeli böyle veya bu şekilde veya şöyle veya şöyle yan yan aynı şekilde veya da şöyle tutarak bakın çizgi şekli vermiş oluyoruz. Böyle arkadaşlar modelimiz, yapmak isteyenlere kolay.